Köşk'ün Gökgiriş Köyü'ne geldik. Şimdi köye doğru gidiyoruz. İbrahim amcacığım, nasıl bir köy burası, nasıl kurulmuş, tarihi biraz anlatır mısın? Burası dıştan çobanlar yürükle gelmiş, su kenarlarına. Burası Ordu Mahalle. İlerisi Avlu içi, çobanların avul yaptığı yer. Ta ilerisi mahallenin çobanına. Buraya çoban gelmiş bir. Yukarısı da ağa gelmiş bir oraya. Ağlar mahallesi orası. Ayrı ayrı mahalleleri var. Mahalleler var isim. Herkes babasına konmuşlar. Kaynak var bunlarda. Bu kaynakların başına çobanlık yapmak istedik. Nemsine otursa yanına çok gezdik. Yol yok. Keyecek yok. Yiyecek yok. Para yok, pul yok. O zamanlarda leşberlik vardı değil mi? Var. Yine o zamanlar kestane var mı şimdiki gibi? Yok. Ne ekiyordunuz? Mısır. Kestane dikenin yerleri. Mısır ekerlerdi. Fasulye. Onlar idare ederlerdi. Bu incirler, kestaneler sonradan mı oldu? Evet, ben bilen 20 sene yaylaya göçtüm. Yaylada ne ektin? Mısır mı? Fasulye. Mısır. Fasulye, mısır. Evet. Ama zeytin vardı değil mi o zamanlarda? Vardı. Kahveler benim için vazgeçilmez. Pek seviyorum kahvede oturmayı. Seviyorsun. Değil mi? Evet, biz aynı burada da vakit geçiriyoruz işte. Arkadaşlar, dostlar. Bir tarafa gidemiyoruz. Ben Bağbahçe'ye gidebilsek ben burada oturmam yani. Bağbahçe'de ne yapacaksın? Çalışırım. Hiç çalışmıyor mu? Çalışamıyorum. Ben 15'te kanser hastası buldum, gırlak kanseri buldum. İyisin ama şimdi? Allah'ıma çok şükür. Şimdi, yendin kanseri. Kanseri yendin. Yendim. Helal olsun. O benim boğazımdan su dahi geçmiyordu. Burnumdan yere akıyordu su. Her şeyin başı sağlık değil mi? Sağlık. Şimdi sağlığın üzerine gelecek yok. Dünyada vücudun sağ olsa çalışacaksın. Çalışmak güzel bir şey. Ben gençliğimde biz işçilik yaptık. Bizim imkanımız yoktu. O zamanlarda sigortalı işe gidilmiyordu, yoktu bizim günümüzde. Günlük çalışıyorduk biz. Kestane, incir, diktik, geliştirdik. Şimdi onları yiyoruz. 2000 kilo incir yapıyorum. Bu sene, buranın inciri bu sene iyi değildi, iyi oluyordu. Bu sene bir havalar serin gitti. İncirin içi aktı yani. O yine de yani Allah fiyattan yardım etti. 60 lira, 65 lira, 70 liraya kadar incir satıldı. Bizim köyümüzün geçim kaynağı zeytin. Zeytin de var. Zeytin var, incir var, kestane var yaylalarda. Köyün sen misak burada durur musun? Valla kahvesini çok beğendim. O yüzden abimi tuttum. Şöyle elinde çaylarla beraber çayları biraz soğutacağız ama abi bir muhabbet edelim dedim. Ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle yazlık alanın düğün salonu gibi yazlık kışlık bak. Yazlık kahve, kışlık kahve. Yazlık kahven pek güzelmiş. Zaten görenler iki kahve sandı diyor. Biri karşıda biri bu tarafta. Kahvemiz Gökgiriş Köyü'nün en güzel kahvelerinden birisidir. Peki abicim kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 2010'dan beri yapıyorum. 12 yıl olmuş. Ondan önce ne yapıyordun? Ondan önce aşağıda çalışıyorduk. Sonra köye geldi sonra. Ha sen köyden bir gittiydin. Gittim. Sonra geri döndün. Geri döndüm. Sonra yabancı bir hanımla evlendim, Azerbaycanlı. Ondan sonra köye yerleştikten sonra. Allah mutlu etsin. Buranın ihalesini aldık. Burada çalışıyorsun. Mutlu mesut çalışıyoruz. Peki köyümüz. Yengem yardım ediyor mu?
O çocuklarına uğraşıyor evde. Edemiyor yani. Peki sen sadece kahvecilik mi yapıyorsun yoksa böyle arada ne bileyim bizde hep şey vardır ya, hem kahvecisindir ama birkaç tane incir vardır, zeytin vardır, onları da yapıyorsundur. Yok, onlarla uğraşmıyorum ben, sadece kahvecilik yapıyorum. Tek işin. Tek işin. Yani kahvecilik senin ek işin değil, tek işin abi. Ek işim ve çayları da yani meşhurdur çayları. Seni muhabbet edelim Biyo. Eşek senin mi? He. İsmi ne eşeğin? Hatice. 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 Niye Hatice? İsmi de Aragoş'ta. Senin ne? Altırkerim. Eşek senin mi? Evet. Seviyor musun? Evet. Nereye gidiyorsun eşekle? Eşek güde gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eşek güde. Oh ne güzel ya. Vallahi seviyorsun değil mi? Evet. İyi bak ne güzel, üstüne binmiyorsun. Ya. Gezdiriyorsun. Evet, ne yapıyoruz? Şehirlerde böyle köpekleri gezdiriyorlar. Bakın burada eşekleri. Hatice! Baksana ya. Hatice deyince bakıyor mu? Hatice deyince bakıyor mu? Bakıyor. Hatice! De. Bak. Anam. Nereden böyle? Köşke. Köşke neredeydiniz? Evdeydiniz. Evdeydik. Ne yapacağız köşte? Kırık dili almaya gidiyoruz. Ha, pazara gideceksiniz. Pazara gideceğiz. Buralısınız. Buralıyız. Ne işler yapıyorsunuz burada? Çalışıyoruz, kestane çırpıyoruz. He, kestane çırpıyorsun sen de. Evet. Sen kendi kestanen mi yoksa bir yere gidiyor mu? Bir yere gidiyorum. Ne kadar yevmiye bu sene? Bilmiyorum ya. Ama normal yevmiyesi iyidir. İyi de tabii canım. Değil mi? Tırmanıyor bayağı oraya kadar. Tırmanıyor canım. Sen korkuyordur. Yok ya, korkmuyorum. Yıllardır yaptığınız şey. Evet. Yevmiye bu sene kaç olur? 700 olur ya. Geçen sene 500'dü. 700, 30 gün çalışsan. Çok para ya. İyi değil mi? Saymadık gar, saymadık. Ama senin de riskin var ya, o kadar kolay mı oraya çıkmak deme? Tabii. Kolay değil. Herkes çıkamıyor. Küçüklüğünden beri çıkıyorsundur sen. Küçüklüğünden beri çıkıyorum tabii canım. Maşallah. Evlisiniz? Yok, nişanlıyım ben. Nişanlısınız. Ha sen de başkası nişanlısın. O benim kardeşim ya. Evet, ana kardeşim. Öyle mi? Allah ne güzel ya. Ben sizi öyle eş sandım. Abim var. Evet, benim abim. İki tane abim var. Şu anda 57 yaşındayım. 57 yaşındasın ama bakıyorum saçlar hiç ağarmamış. Ama duvardan, havamızdan, suyumuzdan, her şeyden faydalanıyoruz. Tabii, baksana köye. Evet, köyümüz çok güzel. Güzel bir köy. Halkımız da çok iyidir. Herhangi bir yaramazlık, herhangi bir olay olmaz köyümüzde. Yani çok iyidir köyümüz. Ben ziraatla uğraşıyorum, ben çiftçiyim, serbest. Serbest çiftçisin sen. Evet. Arazi. Kestane. Evet. Var ceviz, kestane. Yemiş. Benim yok da olana var, o meyna var. Yardım ediyoruz birbirimize. Ne güzel. Abi ben şey duydum. Kestanenin olduğu yerde insanların sesi pek güzel oluyormuş. Vallahi orada. Öyle duydum. Ya kişiden kişiye değişebilir. Senin de sesin büyük ihtimalle benim için bir türkü belki söylersin abim. Bir asılı verirsin ya. Ya ben şu anda türkü bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun? Ne canın istiyorsa onu söyleyeceksin. Sesim garip geliyor benim. Hayır, güzel senin sesin. Erzurum'a vardım. Bağdat'ın sesini. Ne güzel Allah'tı. Sesi bak diyor ya. Bravo. Ağzın sağlık, pek güzeldi. Teşekkür ettim. Çok güzel. Abi türkücüler bitmiyor. Gördüğünüz gibi bak, bu köyde türkücüler dolu. Şu arkadaşı bir ilahi okuyordu. Ne okuyorsun? Ne, ne en çok ne seversin? Nasılsın, iyi misin? İyiyim oldu. Siz kaç nasılsın? Yaşındasın sen? 21. 21 yaşındasın. Ne iş yapıyorsun? Çiftçilik var mı? Var. Öğrencilik bitti mi? Evet. Ne kaça kadar okudun? Lise 4'e kadar. Okudun? Evet. Üniversiteye? Üniversite okumadım onu. Okumadın. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda kendi işimizde çalışıyorum. Kestane incir mi? Evet. Hadi bakalım, valla sesin çok güzelmiş diye duydum. Tamam. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başın alıp gider gurbet ellere. Ya sen beni unut ya da ben seni. Sevgili Allah de ya.
Çocuğun sesinin güzelliğine bak ya. Oradan yengem bakıyor. Sen düşürdün beni gurbet ellere de. Değil mi? Bu şarkı tam seni anlatıyor. İlahi'de söylüyor musun? Hangisini seviyorsun? Ne bence zaman arasam ama gül yüz olur. Ay doğdu üzerimize, veda cephelerine. Şükür gerekti bizlere. Yaşındaki amcam bu gördüğünüz tepedeki kestane ağaçlarına çıkıyor. Evet. Çırpıyor. Ekmeğini kestaneden. Taştan çıkarıyor diyorum galiba. Değil mi ya vallahi? Kestane çıkarıyor. Bizim bunlar Çin'in coğrafi olarak gelirken görmüşsünüzdür ya. Engebeli arazi olduğundan biliyorsun burada makineden çalışma olmuyor. Evet. Genelde el gücü. Tabii. Bunun şeyi de el gücünden oluyor. Diyelim sürmesi, çapalaması, hasat zamanı zaten kendiniz geldiğiniz gördünüz. Vaziyet işte bu şekilde devam ediyor hayat. Ama biz bunlara çok eskiden hayvandan gelirdik. Eşeklerle. Katırla gelirdik. Yollarımız yoktu. Allah aşkına şimdi yol mu yaptık. Kendi imkanlarımızla yaptık yalnız bu yolu. Yalnız biraz da gene yetkili açık bizi görse, duysa iyi olacak. Bak hayat nasıl bu şekilde görülür herhalde. Tabii kolay değil, hiç kolay değil. Biraz böyle yolumuz gördünüz. Toz değil mi? Tozlu yol. Biraz taş olsa iyi olacak yani bir İnşallah. Taş. Bir taraftan hani bir yetkililere de bu açık bizim sayemizde ulaşabilirsek çok iyi, memnun oluruz. Volkan abi bahsetsi olur çünkü yiyor bir şimdi, yandan. Baksana. Bu var ya Volkan. Şimdi kardeşim afiyet bu. Afiyet olsun. Bunun zaten yıllardan beri dillerde süre gelen bir hastalığı var. Bundan çok uğraştık ama bir şey alamadık. Netice alamıyoruz. Evet. Ama kanser. Hala devam, evet kanser hala devam ediyor. Buradaki ağaçlar kaç yaşında mesela? Buradaki ağaçlar 70 yıllık. Bunlar bu da değil. Bunlar 47 senelik. Kestanenin aroması şeye göre değişir. Kestanenin ırkına göre. Mesela şekerci denen var, tahta kestan gibi çeşitleri var bunun. Çeşidine göre lezzeti de değişiyor. Nedir olama. Buradaki çeşit? Burada çeşit tülü, efendim, Bursa, Işıkla diye anarız biz. Ama iki türü şekerci diye geçiyor. Toplamda 15 bin falan sürer bu hasat. Görüyorsun bak orada dökekli unutturu. Evet. Kimaşını unutturu. Evet. Oraya aldın bunu makine oradan hallediyor. Ama oraya kadar ellen geliyor. Orası makineyle oluyor. Daha önce de makine de yoktu. Tabii. Ama şimdi Allah'a çok şükür. İyi. Yaşam, milletin, herkesin yaşantısı 10 numara. Şükür diyorsun bence. Çünkü çok şükür. Güzel. Yani şükür etmek lazım bu yaşantıya bence. Bunu kalkıp da işte bu 20 yaşlarındakinden bizim gibi 60 yaşında bak şimdi geriye gitti mi bir 40 sene. Tabii. Çok fark ediyor. Bunlar bunu görmediğinden hayat devamlı böyle değildi bunların hayatı. Adam dünyayı elinden kontrol ediyor. Burada. Yani. Telefon der şey. Telefon der şey. Onun için Allah'a çok şükür. Bir tane söylersin. He? Söyleyebilirim mi? Söyleyeyim ben. Şu kestanesi. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden oy. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden oy. Adam olasan Ömer Paşam olasan, Ömer yetim kalasan Ömer oy. Ay çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada yaşayan vatandaşların böyle bir Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu türkülerine olan sevdası. Evet. Çok evet. Güzel ama ya. Aa, sen Urfalı mı derler? Urfalı. Neden öyle diyorlar? Askerden geldiğimde böyle İbrahim Tatlıses gibi gençlik vardı o zaman tabii. Saçlar kıvırcık falan bu yıllar böyle o şekilde bir tip vardı. Maş. Tabii yıllar adamı harcıyor kızım. Harcamamış ya baksana.
anda kestane kuyusunun içerisindeyiz. Kestane öyle tek aşamalı bir şey değil. Çok çok aşamalardan geçiyor. Önce o gördüğünüz ağaçtan tek tek çırpılıyor, yere düşüyor. Daha sonra hepsini topluyorlar ve bu kuyuya koyuyorlar ve çürümeye bırakıyorlar. Şimdi bütün ayrıntıları Süleyman abim anlatacak. Süleyman abim yıllardır kestancısın, evet, kestancısın evet, abi. Evet, evet. Biraz anlatır mısın bana aşamaları? İlk kestane böyle, şimdi Ekim ayının 10'uyla 10'unda başlar. Erkenciye olan kestaneler. Ayın başına kadar sürer. Kusunuz önce abi çırpıyoruz. Ondan sonra toplanıyor. Deşirci deriz. Deşirciler topluyor torbayla, haralla. Bir kişi çekiyor, bir kişi, iki kişi. Döketlere koyuyor yani. Kuyuya döküyor. Sonra bunun çürümesi için suyla iş ediyoruz. Yağmur yağarsa fazla sulanmaz. Yağmur yağmazsa bu akarsulardan hortumla, pimajla sularız bunu. Çürümesi için. Peki Ramazan abi, sanki üstünü bir şeyle kapatıyorsunuz. Erelti. Üstünün nemli durması için erelti deriz biz. Erelti ile kaplıyoruz yani üzerini. Erelti otu. Erelti otu. O ot da buralardan mı? Var, olan yer var. Mesela şöyle şuralarda var. Bir ay boyunca okun içerisinde duruyor abi. Duruyor. Sonra? Sonra elle döven, elle dövüyor. Çapayla, kürekle, ama elle dövmeyen makine yıllar önce yoktu. Şimdi patazla dövülüyor. Ya şey mi abi? Bu dışındaki o yeşil kabuğu çıkarmak için, kestane çıkarmak için kullanılan makine. Makine var, evet. Bir ay sonra onu çıkarıyorsunuz. Evet, bir ay sonra böylece onu çıkarıyorsunuz. Böylece o normal kestanemiz yeşil kabuğundan çıkmış oluyor. Evet, sararıyor zaten. Sararıyor bu. Böyle yeşil kalmıyor yani çürüdükten sonra. Biraz kuruyacak, hemen aynı gün olmaz. Tatlı, patozdan lezzetli olmaz. Yiyebilirsin de tatlı olmaz. Biraz güneşlemesi lazım en azından bir hafta. Bu kestanenin nazını bak biyo sen ya. Önce biyo güneşlenecek, evet. Ondan sonra biyo önce suyunu alacak, sonra biyo bakar sen şu kestaneye. Kestane aynen. bütün bu gördüğümüz kestaneler çok aşamalardan geçiyor. Evet efendim. Özellikle erelti otu. Olması olmazı. Olmaz. Üzerine örteceğiz. Bu kestane ne seviyor? Bu kestanenin tabii bakım üzerinden gidersen suyu sever. Suyu seviyor. Artı toprak tahliye yaptırıp gübre olayı var. Gene gübre kullansak iyi olur. Ve olmazsa olmazı suyla ve imarı çapası çiftini yapacağız. Ondan sonra hasadı bekliyoruz işte. Hasat da buraya kuyuya koyuyoruz. Yağmur yağarsa sıkıntı olmuyor. Sulama derdini. Yeniden sulanıyor gel. Yağmur yağmayınca kadar üzerine pimaşı koyuyoruz. Pimaşla suluyoruz. İlla erelti otu mu olması lazım? Başka ot da oldu, bizim bunlar da erelti geçerli. Mesela bunun yonca ot olsa, olu olsa ama yoncanın olduğu da kestane olmaz. Yonca Allah o Allah bak bir şey söyleyeyim nasıl bak görüyorsunuz. Kestanenin olduğu yerde ona göre o ot var. O da olmaz bu. Evet. Baksana ya. Erelti burada bunu. Erelti ile örtüyoruz aynı arkadaşın dediği gibi. Pimaşını kuruyoruz veyahut da yağmur yağarsa yağmur da kendi halinde o nemle. Şeye gelir, olgunlaşıyor. İşte. Arkasına saçı koyacağız yiyeceğiz. Ne derler kestane gözlemesi. Büşra ve Nazmiye teyzem bu gördüğünüz kestaneleri yerden tek tek topluyor. Evet. Nazmiye teyzem kolay değil. Kolay yine bize göre kolay. Sen bu köydensin. Evet. Bu kestane döneminde kestaneye mi geliyorsun? Kestaneye geliyoruz. Kabaya gidiyoruz. Kestaneye geliyoruz. Biz Urfalı biliriz. Ben Urfalı'dan başkasına gitme. Ve orada... Ona gel veriyorsun kestane. He bizim şey abimiz işte. He, abi tabi lakabı Urfalı ya. Urfalı deyince hemen kafamız karıştı. Doğru doğru. Abime geliyorsun. Evet. Burada şey yapıyorsun. Tek tek kestaneleri yerden topluyorsun. Topluyoruz. Kaç yaşındasın teyzem? 62. 62 yaşındasın. Evet. Baksana bu yaşta hala daha çalışıyorsun. Çalışıyoruz. Seviyor musun? Seviyorum. Kolay değil aslında. Bize göre kolay. Neden? Onun işi çok güzel. Kamadıma otur diyor, çayımızı içir ya, yemeğimizi yedir ya. Böyle bir yer görmedik. Saatimiz yok, 9'a doğru, 8:30, 5 dedim bıraktır. 5'te bitiriyorsun. Bitiriyorsun. Sen de bu işle uğraşıyorsun. Evet. Küçüklüğünden beri mi? Yani 16 yaşından beri. 16 yaşından beri kestaneye geliyorsun, evet. Kestane topluyorsun. Nasıl geçiyor zaman Büşra? İyi, güzel. Alışkınız zaten. Böyle şey mi, arkadaşlar geliyor mu arada? Geliyorlar. Birçok gittiğimiz yer var aslında bizim de. Ben eşimle buraya geldim. Öyle. Eşin şu an çırpıyor mu? Evet, ağaçta. Ağaçtaki eşin mi? Evet. Adın kopuyor değil mi? Allah korusun. Bakmıyorum zaten. Vallahi kaç yıllık evlisin? Ben 7 yıllık evliyim. Ay ne güzel. İkiniz buradan mıydınız? İkimiz de aynı köydeniz.
Buradan mı tanıştınız? Burada tanıştık. Zaten uzaktan akrabaydık. Biliyordunuz birbirinizi. Evet, öyle oldu. Vallahi kesten çırparken tanıştınız gibi böyle bir şey var. Bende yok. Yok canım, öyle değil. Ama eşinden çalışmak güzel mi? Güzel. He? En azından biliyorsun kim olduğunu. Evet. Sonradan bir şey çıkmıyor. Ne güzel ya. Sonradan acaba orada mıydı? Gözümü önünü çırpsın kestanesini. Değil mi? Yani. Gördüğünüz üç genç Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyor. Sadece okumakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamalı olarak da dersleri görüyor. Çünkü Mehmet'in burası babasının kestaneliği. Evet. Mehmet biraz anlatır mısın sen? Hem mühendis fakültesindesin. Yani bir yandan bizim için daha iyi bir şey. Okulda gördüğümüz teorik şeyleri burada da uygulamalı olarak yapabiliyoruz. Yaşıyorsunuz ya. Aynen, yaşıyorum. Kaçın sınıfı? Arkadaşlarımı da getirdim bugün. Dördüncü sınıfız. Allah'ın izniyle inşallah seneye mühendis olacağız. İnşallah ya. Bakalım artık. 15 yaşımdan beri sürekli çıkarıyor babam beni. Zaten benim ustam o. Ben çıraktım, artık ben de ustayım şimdi. Evet. Şimdi şu arkadaşla beraber ya sınıftan çıkıyorsun ya. Tabii canım. Yani bayağı ufaklıktan beri burada olduğumuzdan çıkıyoruz. Nasıl öbür gibi çıkmamız imkansız ötesi bir şey yani. Evet. Bu arkadaşlar bugün denediler. Olmaz. Evet. Ben de çok denedim. Çırak. Siz çıraksınız. Bunlar artık benim çırak. Evet Mehmet, çünkü mümkün değil ya. Ben de denedim birkaç. Yapılabilecek olsa yapardım abi. Olmadı yani. Ben çok uğraştım. Ve okulda teorik derslerde daha çabuk kavrama olabiliyor tabii ki. Sınavlarda bize yardımcı oluyor. Orada öğrendiklerimi de bu şey hani burada bahçemizde uygulama olarak yapmam bize daha katkı sağlıyor. Evet. Mesela bazı ağaçlar var. Baksana çok üzülüyorum ben ya. Kanser. Onları ne edeceğiz kanser ya? Kanser, şu arkadaşımız kanserle alakalı ilgileniyor. Biz daha çok yetiştiricilikle çok alakalı. Bahçe bitkileri bölümü okuyoruz ikimiz. Arkadaşımız bitki korumu okuyor. Alanları da var öyle farklı farklı. Şimdi Mehmet, Yaşar'ı ve Mert'i de beraberinde getirmiş. Demiş ki gelin bu hafta sonu. Ben sizi bizim kestaneliğe götüreyim, öyle o derslerle olmaz demiş. Ben Denizliliyim, aslen Afyonluyum. Aslen Afyonlusun. Evet. Ne diyorsun, buraya geldin bugün? Yani görmüş, geçirmiş oldum, bilmiyordum yani. Kestaneye hiç gelmedim, görmedim de. Yani en azından dedim bir göreyim. İçime şey oldu yani, bilgi sahibi oldu. Toplamak ne kadar zor değil mi ya? Evet ya, dikenli biraz. Evet, topladın mı hiç? Topladım. Birkaç topladın. Evet. Peki sen bitki koruma bölümündeymişsin. Bu ne yapacağız biz bu ağaçların kanser olayını ya? Ya daha o kadar şey yapamadım uzmanlaşamadım. Daha o kadar çalışmadım. Ama bak bu çok önemli bizim bölgemiz için. İnşallah bu konuda bir şey yaparsın. Bizim o tarafta fazla olmadığı için şimdi bir şey de yorum yapamıyorum. Burada genellikle var. Yani bilmiyorum, bakacağız artık. Ben Balıkesirliyim. Balıkesir, orası da çok güzeldir. Balıkesir, evet. Ayvalık tarafları. Evet. Peki sen neler söyleyeceksin burayla ilgili, bugünkü bu işinle ilgili? Ya işte normalde zaten derslerimizde arkadaşımız da dediği gibi yani teorik dersler zaten alıyoruz da uygulamasını çok göremiyoruz. O yüzden işte Mehmet arkadaşımız da sağ olsun davet etti. Yani daha önce incire falan da gelmiştim. İncir bahçeleri de var. Evet. Öyle yani uygulama açısından çok güzel oluyor. Ya öyle yani. Yani aslında şöyle bir şey yok mu? Ziraat mühendisliğini Aydın'da okumak çok mantıklı. Çünkü hem okulda görüyorsun hem de zaten burası incir, zeytin ve yetiştiricilik kestane. Yetiştiricilik açısından çok zengin. Evet, kesinlikle öyle. Olduğu için hemen uygulamalı da görmüş oluyorsun. Evet, kesinlikle. Uygulama kısmı nasıl peki? Uygulama kısmı biraz tabii yorucu. Ama tabii çok şey öğretiyor mesleğimizle ilgili bize. Ya, o yüzden çok yararlı oluyor bizim için. Evet. Latif de kestane çırpıcısı. Latif, evet, değil mi? Evet. Kaç yaşındasın? 30. Kaç yıldır yapıyorsun? 15 senedir yapıyorum, 15 yaşından bu yana. 15 yaşından beri bu ağaçlara çıkıyorsun. Evet. Kim öğretti seni bunu ya? Kendimiz, aile ortamı. Allah Allah. O zamanla ben kendim çıkacağım mı diyordum? Evet. Önce deşiriyorduk küçükken. Sonradan biraz ağaca çıkmaya başladık. 15 seneden bu yana da çırpıyoruz. Yövmiye fiyatı valla piyasa belli değil daha. Urfalı abim ne diyorsun yövmiyeye? 700. 700. Bir gün. Evet. Kaç gün yapacaksın? Valla 20 gün yapıyoruz. 7 kere kaç yaptı bak, hesaplayamadım ben yine. 2-7? 14 bin TL. 14 bin, evet. İyi, Allah bereket versin. Ama canımıza emanet çok ediyoruz. Çok büyük, çok büyük risk zaten. Kolay mı? Allah korusun, bir denge kaybetsen. Evet, bizim için zor değil ama yine de, değil mi? Yine dikkat etmek lazım. Tabii dikkat etmek lazım. Evet. Kolay değil. Tavsiye eder misin insanlara? Evet. Tavsiye ediyorsun. Ağaçların havası daha bir başka.
tek çırpılarak yere dökülen kestaneler toplandı. Sonra Rukiye teyzem tarafından suyun içine atıldı. Evet. Değil mi Rukiye teyzem? Evet, evet. Bu gördüğünüz kestane kebaplar. Pişirdik. Bunu ne güzel suda haşladık değil mi? Evet, suda haşladık. Yani şu an daha yeni olan kestane ne yapılıyor? Haşlanıyor. Haşlanıyor. Bir ay sonraki kestaneyi onu közde pişirebiliriz. Közde evet. Mangalda olabilir. Evet. Sobada biz güzinele var. Güzinelenin üstünde kışın onu yaparız. Bu ama bunu şimdi bu dallolu. Öbürkünün o su dallolu. Bizim zaten bu dağın kestanesi tatlı olur. Aroması biraz güzel. Köy tarafının eteklerinki fazla tatlı olmaz ama burasının tatlı olur. Hem ne yaparım? Kendi mahsulümüz var bizim. Kendi mahsullerimizi işliyoruz. İncirden kestaneye, kestaneden zeytine. Hep böyle. Kendi var Allah'a çok şükür büyüklerimiz edini vermiş. Biz işliyoruz işte böyle çocuklarımızla, evlatlarımızla işliyoruz. Senin beyin de pek neşeli. Evet öyledir. Vallahi. Evet. Baktım az önce cipin üzerine Nazlı yazıyor. Evet. Kim bu Nazlı? Nazlı, hayır canım o ilk de bizim alışımızda Nazlı'ydı. Sonra bir sildiler. Sonra bir de yazdı da. Şimdi benim ablam vardı. Ablam ana Nazlım yazdımış gene ya dedi. Eyvim. Ramazan neden yazdırdı dedi. Neden yazdırdı? Nazlı kim acaba dedik. Kim Nazlı ya? Nazlı sana... değil. Arabanın ismi Nazlı. Arabanın Nazlım. İsmi Nazlı da sen de şey diyor herhalde Nazlı. Evet, aynen hani kim sevgilisi kim olabilirse eşinin ismini vermiş diye biliyorlar gari. Nazlı diye diyorum hiç ben. Hiç Nazlı da değilindir ama değilindir. Bak gari görüyor musun? Ramazan abi ortalık karıştı. Evet. Şimdi bu haşladığınız kestanenin tadına bakacağım ben. Buyurun. Şimdi şöyle bir tanesine. Evet sezonun ilk kestanesi. Baba kızın arasındayım Nazmi amcamla Mihriban beraber ne yapıyorlar? Kestane işi yapıyorlar çünkü dönem kestane dönemi ve bu aynen. Köyün önemli bir geçim kaynağı. Evet. Nazmi amcam ne zamandır bu işlerle uğraşıyorsun beni anlatıver diyor. Ne zamandır kestane işiyle uğraşıyorsun? Ben 14 yaşından beri uğraşıyorum ya. Kaç yaşındasın? 54. 14 Eylül 40 yıldır bu işin içerisindesin. Aynen, 40 yıldır. 40 yıllık kestane. O zamanlardan bu zamanlara böyle kestane üretimi arttı mı? Kestane ağacı sayısı arttı mı? Çok arttı. Değil mi? O zamanlar nasıldı? Senin büyükler mi yapıyordu? Aynen abim bile yapıyordu. Ben zaten babamı bilmiyorum. Babam yok. He, abinden yapıyordu aynen. Büyükler. Evet. Ondan sonra sen abinlerden öğrendin. Evet, evet. O zamandan bu zamana kestane ağaçlarını arttırdın mı? Tabii canım. Kaç senelik ağaçların var? Dedem bize buraya mesela... He. 1980 yılında, 81 yılında verdi. Hiçbir şey yoktu. 82 yılında yolun aşağısını diktik. 2003'te de burayı yukarı diktim. İyi, yapıyoruz bu şekilde. Allah zahmetli, kolay değil. Cenab-ı Allah eşinden dostuna yedirmeye nasip etsin. Amin. Peki bir şey söyleyeceğim sana Nazım amca. Kestane şimdi daha çok var ama daha bir ay şey kuyuda duracak, bekleyecek, edecek aşamaları var. Kilosu ne kadar olmalı bu sene sence? Valla ben de bence 70 ile 80 lira arasında olmalı. Hadi hadi 100 lira diyeceğim de 100 lira da biraz vatandaşa pahalı gelir yani. Geçen sene ben bunu 37 liraya verdim. Hayır sen ama şey halini mi diyorsun? Çıkmış. Hayır bak dökekten gitti 37 liraya verdim. Yani daha ayrılmamış hali mi? Ayrılmış hali. Ayrılmış hali. Ayrılmış. 35'ten verdin. 37. 37'den 30, verdin. 37 ikiye katlarsak 37 74 yapar. Abi sen nereye aldın? Sen geldin köyden bedavayı aldın gittin kestaneyi. Ne 50? Sen bedava aldın. Sana bedava zaten kestane. O hiç ona bir poşet veriyorlar. Bir kış yiyor. Evet, evet. Para o bedavayı alıyor. En güzel iş onun ki ben size söyleyeyim. Vallahi var ya bizi eylemen garisiz. Kestane verin de bölüşün. Anna Volkan abicim de hiç istemez. Yazık Volkan abicim. Annemin, babamın, duasın. Dedemizin, yerimizin duydun mu Volkan abicim? Bak senin karşılık ne biliyorsun? Altın kestanenin karşılığı üç kuvala bir elham senin sadece görüyorsun. Evet. Sadece dua ediyorsun. Ay yok ya uğraşmayın ya. Muhtemelen.
zamanında Yunan askerinin Gökgiriş köyüne girmesini engelleyen devasa Akkaya'nın üzerindeyiz. Aynı zamanda 1000 rakımlık bir yükseklikteyiz. Bu kaya sayesinde askerler, düşmanlar bu köye girememiş değil mi muhtarım? Evet, Kıran'a kadar gelmişler. Hı-hı. Bizim köye gelememişler. Bir arkasında. Aldınız mı muhtarım bu dönemlere? Kurtuluş o dönem, o savaş dönemlerinde işte karşımızdaki Kıran köyüne kadar gelmişler. Hı-hı. Bizim bu kayanın sayesinde arkasında epeler vardır diye gelememişler. Gökgiriş köyüne girmemişler. Evet, girememişler. Bu çevredeki birçok köyü kuşattılar herhalde değil mi o evet. dönem? Hatta Karatepe'de biliyorsunuz zaten şehliğimiz anlatmaya gerek var, yok. Evet, şehliğimiz var. Büyük acı yaşanmış orada. Hı-hı. Büyük bir dram. Hı-hı. Karşımızdaki Kıran köyüne kadar gelmişler. Orada hatta bayağı bir saldırı olmuş herhalde. Çadır falan kurmuşlar yani orada. Hı-hı. Eğlenmişler ama bizim köye girememişler. Bu kayayı görüp arkasında, epeler epeler vardır diye. Epelerin meşhur epelerimiz var ya. Evet. Onların sayesinde. Hı hı. Bizim köye girememişler. Epelerin olma ihtimali bile onları korkutmuş. Aynen ondan dolayı girememişler zaten. O yüzden bu kayaya çok şey borçluyuz. Çok şey borçluyuz. Akkaya diye geçiyor. Bizim namlı kayamız burası. Teyzemle Fatma teyzemin arasındayım şimdi. Sen ne yapıyorsun burada? Ben ne yapayım? Buralarda yemiş topluyorum. Oradan kastaneye gidiyorum. Ev arasını bununla işliyoruz. Hindikiler nasıl? Hindikler ne olacak? Bu azı işleyeceğiler. Ev sen olacak. İyi olacak. İyisini yiyecekler. Kötüsünü yemeyecekler. Ne olacak hindik gençte? Hindik gençte adam edecek karına da hindik gençte de. Adam edecek karına da hindik gençte de. Süleyman gülüyor bak. Süleyman işine gidiyor. Nerede bunlar? Getir versen. Benim aş pişirersen olmazsa lokantaya gidecekler. Öyle. Aş yoksa lokantaya gidecekler. Telefonla varken internetlerden, internetlerden buluyorum. Evet, hep oralardan buluyorlar. Ama oradan bulunuyor mu? Bulmuşlar bak sen nasip olmuş, bulmuşlar. Nasip olmuş. Nasip olmuş. Değişti, eskisi gibi değil değil mi? Tabii tabii. Evlenmeyeyim diyorum. Evlenirsin, elin altını vardır o senin. Yok, elimin vardır, altında, elin altını vardır diyor. Hayır. Ne kadar yok desen en yavaşı bile elinin altını buluyor. Saatinde okuyan kız da. Ha. Kız isteye gitsem bile kız bulunmayacak falan. İsmine gitsem bulunmayacak. İnternetten buluyorlar. Ben bulmuyorum. Bulursun bulursun. Hiç elimin altında diyor. Bulunur. Bulmasam ben buluverem bunu. Nasıl biri olsun? Sen bulur çok çatan. Sen buraya gelmezsin yalnız. Buralara gelmem gibi gelmezsin, ya. Gelmezsin. Aydın merkezde ya da Nazilli merkezde olursa tercihim. Allah hayırlılar düşürsün yine. 30 senelik komşu. Derdini, tasını, her şeyini anlatıyor. Anlatırız birbirimize. Gel böyle gideriz şehirlerde gibi kapanı çalmadan, haber etmeden gideriz biz. Önce aramıyorsun. Aramayız. Ben geldim. Kim geldi? Geliyoruz. Selam veririz, geliyoruz. Zamanınız nasıl geçiyor? İyi geçiyor hindilik, çok şükür Allah'ıma. Sen dedi var mı reşberlik? Ben mağazaya giderim. İncir mağazasına. Aşağı iniyorsun. Köşkte çalışıyorum. İncir seçiyorsun o zaman sen. İncir seçiyoruz. Kabayda çalışıyoruz. Bu sene nasıl incirler? Bu sene iyi değil incirler çok. Ah o yağmurlardan. Yağmurlardan öyle oldu. İştah da pek yok zaten. Fazla satış yok. Eğerlisin dersen. Değilim ya. Değil mi? Değilim. Doğru mu söylüyorum? Valla değilim. Doğru söylüyorum ya. Evli gibi mi gözüküyor benim yüzüm? Ya evli gibi gözükmüyorsun da hani. Daha 29 30. yaşındayım ya. Daha küçüksün. Küçüğüm değil mi? Küçüksün. Küçük değil de zamanı gelmiş. Az eleme. Geldi diyor zamanı gelmiş. Zamanı gelmiş bunun zamanı. Zamanın gelmiş diyor. Evlenme zamanı. Evlen kalan. Düğününü bize haber et. Onlama. Evlenmeyeceğim. Daha küçüğüm diyorum ben sana. İyi evlenme ver. Evlenme diyor. Evlenme ver. Kendin bilirsin. Şimdi evlenirsen tuz torbası geçecek başına. Şimdi evlenmezsen bekarın diye geleceksin. Ne derler biliyor musun? Tabii.
Bak çok güzel, yeni öğrendim. Adam evde yok, keyfim beydi yok. Tabii, Allah, tabii. Yeni adam, öğrendim. Yeni mi öğrendin? Yeni öğrendim. Adam, adam evde yok, keyfim beydi yok. En önemli geçim kaynağı olan incir, zeytin ve kestane burada. Üretici Kazım abi de yanımda. Şimdi hem inciri hem zeytini hem kestaneyi anlatacak. Evet. Kazım abim nasılsın? İsmim Kazım Taç. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyümüzün geçim kaynağı incir, kestane, zeytin. Evet. Ama incir bu sene hava şartlarından dolayı %60-%50 bir kayıbımız var. Evet. Hani bozukluktu diyelim randıman içerisinden. Eskiden köyümüzün malları genelde hep böyle oluyordu. Bu kalite dediğimiz incir genelde bu köyümüzün mahsulü böyle oluyordu yani. Hı hı. Ama bu sene tabii böyle mal %20-%30 anca. Değil mi? %20 anca. Evet. Kestaneye gelince, kestanemiz de güzel olur. Köyün hani kestanesi çok güzel olur. Ama evet, şunu anlatmak istersem. Köyümüzün geçim kaynağı kestane, incir kadar da kestanemiz var bizim köyde. Evet. Belki de tonaj olarak kestane daha fazla olabilir köyümüzde. Ama doludan nedeniyle, evet, dolu nedeniyle köyümüzde hemen 150 ton arasında bir kayıp, verim kaybımız yaşadık yani. Rekortası düşük. Ondan sonra zeytine gelince kadar, zeytin yıl sonu, yıl senesi bitiyor. Bu sene zeytin yok bahçelerimizde. Bu ama yeni sezon. Yenisi tabii, bu kadar yemeli ama genel olarak işte az yani. Neden mahsul abi? Az. Ya zeytin genelde bir sene bitiyor bizde, bir sene bitmiyor. Evet. Verim az oluyor. Ama şu gördüğün kırmızı zeytin köyümüzün en meşhur zeytinidir. Bu Aydın Memecik. Memecik zeytini. Memecik zeytini bu. Bundaştan kırdınız. Evet. Her şey doğal. Her şey doğal. Bunda hiçbir katkı bir şey yok. Hava şartlarından. Rakım farkı güzel. Kendin gördün işte, ne dedin, havası çok güzel olduğundan evet, dolayı. Evet. Bu iklime buraya müsait yani. Bu incirle, zeytine, kestaneye. Rakım olarak kestaneye uygun bölgemiz. Tabii bir rakım açıldık biz ya bugün. İncir olarak kendin gördün, hani kayanın başından baktık. Bahçelerde rakım olarak, bahçelerin rakımı çok güzel. Evet. Zeytin olarak da rakım olarak bu başyerden yukarı geçtiğimiz rakım olarak hiçbir şeyden etkilenmiyoruz yani. Her şey doğal. Buranın zeytine 3 kiloda 1 kilo zeytinyağı veriyormuş. Bak o çok ilginç. Çok ilginç. Şimdi bölge bölge diyelim. 3'te veren bölgemiz oluyor. 4'te veren bölgemiz oluyor. 5'te veren bölgemiz oluyor. Genelde Gökgeriş Köyü, zeytinde 3,5 ile 5 arasında yağ alır. Evet. Ama yıl çok kurak giderse, mahsul hava işte yanarsa, o zaman ne oluyor senin dediğin 6 oluyor, 7 oluyor, 6,5 oluyor. Bu rakamlarda oynuyor. Bu köyün kestanesi, zeytini, inciri burada. Ama Kazım abi ne diyorsun? İnciri ne yapacağız? Böleceğiz. Böleceksin. Zeytinyağına banacağız. Şu zeytinyağını banıp, Allah Allah Allah. Doğal ilaç. Doğal ilaç bu. Bak bu çok. Üzerinde gördüğünüz bu yemekleri birazdan masaya koyacağız ama şöyle bir önce bir göstereyim dedim. Bu yemekler kuzinede pişti. Kuzinede pişen yemekler çok daha başka olur. Burada ne var? Kestane. Bir de nerede var? Toprağın içerisinde. Bak toprak şey bu abi. İçini böyle güveç işte. Evet, daha güzel oluyor herhalde. Hiç hayatımda daha güveçte kestane yemediydim. Yiyeceğim. Bir kısmını da üstünü koymuşlar közlensin diye. Ama haşlanmış şu an çok güzel olacak. Bak şimdiden heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir köy sofrasının ortasındayım. Vallahi Birsen ablacığım, Semih ablacığım, elinize emeğinize sağlık. Çok güzel şeyler var burada ya. En sevdiklerim burada benim. Neler var? Neler var Birsen ablam, anlat bana. Ya ablam taze fasulye yaptık. Evet. Kızartma yaptık. Evet, ocak kızartması. Evet, ocak kızartması. Kızartma deyip geçmeyelim. Ocak kızartması. Evet. Lahana sarması yaptık. Tek tek lahanaların arasında pirinçler, zeytinyağlı lahana sarması. Pirinç pilavı yaptık size. Saç kavurma var, pirinç pilavı var. Evet. Başka neler var?
Tepsi çöreği yaptık. Tepsi çöreği. Başta yapmadık. Tepside yaptık. Tepside. Pancar turşusu evet, çok güzel olur. Pancar turşusu. Çorba da var. Evet, tarhana çorbası. Kendim yaptığımız tarhana. Ve gidi Allah de bir sen ablam. Daha ne yapacaksınız ya? Kendimiz hani yazdan hazırladığımız, yaptığımız tarhana. Bu yeşil zeytin. Evet, o da bu senenin zeytini. Yeni daha yaptık. Yeni yaptık. Ellen taştan kırdın. Evet, taştan kırdın. Tarhana da mı yeni? Tarhana da yeni. Bu senenin tarhanası. Ana yine eltilerle ben buluştum. Yenge mi diyorsun onu sen? Yok, isminden söylüyorsun. He, aynı yaşta mısınız? Aynı yaşta işte. Ha, iyi. O benden küçük de aynı yaşta. Birbirimizin adını söylüyoruz. Anlaşıyorsunuz. Evet, anlaşıyorsun. Bak gördün. İkiniz aynı köydensiniz herhalde. Ya, o karşı köyden. Sen başka köyden gelin geldin. Evet. Nasıl bulmuşlar seni? Bilmiyorum nasıl buldular. Onu Kazım abiye soruyor. Aa, vallahi Kazım abi nereden buldun sen? Buradan karşıda. El sallamıştı gelmiş bak gari sen. Kim başkaları mı tanıştırdı? Hayır, babam değil, akraba arkadaştı kayınbabamla, kendi babam da. Oradan görüşüyorlardı, oradan görüşüyorlardı. Yani böyle şey aynen diyor böyle, işte. Arkadaş arkadaşı diyor ki biz zaten diyor, çok iyi anlaşıyoruz. Benim kızla senin oğlanı everelim diyor. Aynen, aile dostu. Aile dostu artık akrabalık olsun diyor. Evet. Seni sordular mı diyor? Sordular. Ne evet, dedin? Evet dedim. Baksan Kazım abin o gözleri görünce insan nasıl evet demesi. He Kazım abi? Değil mi? Vallahi iyi ne güzel anlaşıyorsunuz siz de. Muhtarın eşiyim ben de. Vallahi nasıl muhtar eşi olmak hani böyle bir havalıdır muhtar eşi. İyi ya nasıl olsun işte böyle telaşlı oluyor. Biraz telaşlı oluyor böyle gelen giden oluyor. Yemek yapıyoruz. Şimdi muhtar olmasa kim uğraşacak bunu? Vallahi elinize emeğinize sağlık, ben şimdi biraz tadını bakayım bir. Hangisinden başlayayım? Ben taze fasulye çok severim. Kızartma en son şey. Bakalım yemek yemek istiyorsun değil mi? Acıktı yine. Yine acıktı. Evet. Şöyle fasulyenin tadına bakalım. Bak zeytinyağlı fasulye çok seviyorum ya. Giriş köyünde 5-6 kişi var, Azerbaycan'dan buraya gelin gelmiş. Onlardan bir tanesi de ablam. Tahir ablacığım. Vallahi hoş geldin buraya. Hoş buldum. Erol abi nasıl evlendiniz? Ben buradan çık gittim Nahçıvan'a. Sen Nahçıvan'da ne yapmaya gittin? Rastgele gezmeye gittim. Gezmeye gittin? Evet. Benim için değil ya, gezmeye gittim. Orada Tahir'i Allah verdiği evi buldum. Onunla evlendim. Nasıl tanıştınız orada? Orada bir kafede tanıştık. Birisinin sayesinde evet, evet. Öncesinde başkası söyledi mi? Hayır hayır kesinlikle. Orada şey mi mesela sen kafede karşılaştın mı onunla? Evet. Gördün. Gördüm. Beğendim. Birbirimize tanıştık. Sohbet ettik. Ben bekarım dedim. Sen bekarsın. Böyle muhabbete girdik yani. Aradan bir zaman müddet geçti yani. Ben tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir daha gittim Nahçıvan'a. Konuşmaya devam ettiniz. Evet aynen konuşmaya devam ettik. Ay çok güzel ya valla. Sonra izdivacı gerçekleştirdik. Nasıl oldu orada? Hiç gördük birbirimizi, beğendik, evlendik. Kaç senedir evliyiz? 11. 11. 11 yıldır evlisin. Evet. Sen şimdi tabii abimi çok sevdin. Sevdiğine evet. göre dedin ki tamam ben Türkiye'ye geliyorum dedin. Evet, evet. Nasıl karar verdin? İyi ya, beğendim geldim işte. Peki kolay değil ama ya düşünsene. Orada kendi yerini bırakıyorsun değil evet, mi? Evet, evet. Nahçıvan'ı bıraktın. Evet ama cediyoruz canım. Cetmesem başa durulmaz da. Cediyoruz. Özlüyorsun değil mi kendi evet, yerlerini? Evet, özlüyorum. Telefonla konuşuyoruz. Özlüyorum. Her gün görüntülü konuşuyoruz. Peki oradan sonra burası nasıl? İyi ya benim için iyi. Alıştım zaten buraya. Alıştın artık. Evet. Bayağıdır da buradasın. Bayağı evet. Yani hayır direkt oldu. Mesela Aydın merkeze de gelmiyorsun. Aydın'ın Köşk ilçesinin Gökgiriş köyüne geldin. Direkt. Evet. Köye geldin. Evet şey oldu onu biliyordum onu geldi. Peki köyde hayat nasıl? İyi ya benim için çok güzel. Neler yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece evde oturuyorum. Eşim çalışıyor. İşe ciddiğim yok. Ama beğendim. Seviyorsun burayı. Evet, Fransa çok sevdim. İyi ki evlenmişim diyor musun? İyi diyorum. Başka böyle diğer arkadaşların da var Azerbaycan'da. Var, var, var. Kendi aranızda görüşüyor musunuz? Evet, evet görüşüyoruz. Cediyoruz birbirimize geliyoruz. Onlar geliyor, ben cediyorum. Tabii. Agran da var, Uçuyu da var. Oradan da cedip geliyoruz birbirimize. Allah Allah. Bu bölgelerde hep Azeri kardeşlerimiz, Azeri ablalarımız evet. var ya. Ne bize? Nasıl yani? Başa düşmür.
Başa düşmüş. Seni çok özledim mi demek? Evet. Bak yok, nasıl bir başa düşmüş. Başa düşmez, seni anladım. Başa seni anlamadım. Seni başa düştüm. Ne demek o? Anladım, sen anladın. Başa düştüm. Evet. Sana darıktın mı seni özlemek? Evet, sen darıktın. Sen darıktın. Başka ne var? Bana öğretsene. Bu yaşlı. Yaşlı var, güzel. Yaşlı var. Ve seni seviyorum, nasıl diyorsun? Sen çok istiyorum. Seni çok istiyorum. Ben seni çok istiyorum. Ben seni çok istiyorum. Başka? Başka? Nasılsın diyeceğim? Nice sen. Nice sen. İyiyim diyeceğim. Yaşlı. Yaşlı ya. Kötüyüm diyeceğim. Pisem. Pisem. Ya çok güzel. Şey desem mesela sen, buradan Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerime, arkadaşlarıma selam söylüyorum de Azerice. Burada Azerbaycan'ın dostlarıma soklu soklu salam gönderirim. Biz köyü geze geze bitiremedik. Gerçekten kestanesine de, zeytinyağına da, incirine de doyamadık. Artık maalesef programın sonuna geldik. Çok zor ayrılıyoruz ama mecbur gideceğiz muhtarım. Her zaman bekleriz. Vallahi sağ olun, teşekkür ederiz. Köyümüz arkada. Evet. Bu böyle görünen kısmı. Az önce de sanırım şu kayanın başındaydık. Evet, kayanın tepesindeydik. Bakın ne kadar uzak bir yer, görüyor musunuz o kayayı? Ta oradaydık. Böyle oradan indik, yavaş yavaş geze geze buraya kadar geldik muhtarım. Yani. Köyün mesela bilinen bir tarihi var mı muhtarım? Bilinen bir tarihi yok ama çok eski bir köy. Köyümüzde ilkokulumuz var. Kestane, incir, zeytin temel geçim kaynağımız onlar. Evet. Hayvancılık eskiden şu andakine göre daha biraz daha fazlaydı ama gittikçe hayvancılık bitti sayılır. Az. İnsanların, köylünün kendi ihtiyacı kadar. Çok fazla bir hayvan konusunda bir şeyimiz yok. İhtiyaç konularımıza gelince bizim yaylada da bahsetti, arkadaşlar bahsetti. Bizim en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi yayla yolumuzun yapılması. Evet. Yetkililerden onu Vali Bey'e de söyledik. Büyükşehir Belediyesi'ne, Köşk Belediyesi'ne, herkese söyledik. Siyasilerin sözleri var. Israrla o yol için bir talebimiz var. Bir o de, yayla yolunu bir, kim yaptı muhtarım? Yayla yolunu biz köylü kendi imkanlarımızla yaptık. Belli bir yere kadar, gayanın olduğu yere kadar siz de gördünüz. Evet. Kilit parka taşı döşedik. Onları kendi imkanlarımızdan döşedik. Ama oradan yukarı diğer çevre köylerin yolları hepsi yapıldı. Biz o yolu olmazsa olmazımız artık. Evet. Bir de işte meydanda gördüğünüz köyümüzün coğrafya çok bozuk olduğu için yolun üstünü kapattık. Evet. Orada bir meydan oluşturduk. 600 metrekarelik. Köşk Belediyesi'nin de katkıları büyük orada. Belediye işinde onun üstüne bir çatı yapacağız. Orada bir düğün salonu yapma şeyimiz var. Onu bekliyoruz. Evet, evet. İnşallah bunlar da olur. Durumumuz bunlar. Şimdi muhtarım köyün kendi görüntüsü de çok güzel. Ya ben valla böyle bakarken şey gibi ya, yeşillik böyle ağaçlar. Şu konusunda bir sıkıntımız yok. Evet, yemyeşil bir köy. Yemyeşil. Kestanesi, zeytini, inciri özellikle çok güzel dedin ya. Kestanesi, zeytin ve incirin bu güzelliğinin sebebi ne muhtemelen? Dağ köyü olmamızdan, rakım yüksek, havanın, oksijenin bol olmasından kaynaklı ürünlerimiz kaliteli. Köşke 18 kilometre mesafedeyiz. Aydın'a? Aydın'a 36 kilometre mesafedeyiz. Çok 750 nüfusumuz var. Köşk'te çok, 2000 civarında nüfus. En çok köylü bizim köylümüz. Köşk'te en çok köylü bizim köyden var. Köşk'te burada işini gençler genelde köşke evleniyor. Köyde kalan gençlerin evlenme sıkıntısı var maalesef. Evet, neden öyle? İşte o sıkıntı. Ne yapacaklar artık, köşke i̇şte, mi gidecekler? Hatta 5-6 tanesi de Azerbaycan'dan evlendi. Ya onlar nasıl da Azerbaycan'dan evlendi muhtarım ya? Onlar Azerbaycan'dan evlendiler. Nasıl buldular? Birisi gitti, arkasından o onu derken işte tanıdı. Abi peki bu gelen Azeriler köyümüz nasıl buluyor? Yok, köyümüzde bir problem yok. Gelenler gayet mutlu, mesut geçiniyor. Köy göç alıyor mu? Hiçbir başka köy, yerden? Hayır, göç almıyoruz. Göç almıyor. Göç almıyoruz. Hiçbir taşınmak isteyenler oluyor mu? Özellikle yayla tarafı çok güzel kışın. Yok, hayır, işte o yok bizde. O hiç yok. Şöyle bir şey daha var yalnız muhtarım. Sanki kışın merkezdeyiz, yazın yayladayız. Yazın yaylada, evet, yazın yaylaya göçenler oluyor. Yani yayla şey de var burada. Yayla kültürü var, evet. Çok güzel muhtarım, valla. Şimdi eskiden daha çok vardı yayla kültürü. Çünkü eskiden o gittiğimiz araba yolu yoktu. Hayvanlarla gidilip geliniyordu. O yüzden mecburen yaylada kalmak zorundalardı. Şimdi ulaşım basit olunca biraz daha eskiye göre artık yani kalmak için gidiyor. Bizi izleyenlere gökyarışı her zaman bekleriz.